Günaydın, günaydın. Hayırlı, huzurlu sabahlar değerli takipçilerim. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çocuk olsanız biz iyiyiz. Allah'a şükür. Allah bugünümüzü rahatlasın. Rabbim bundan aşağı düşürmesin arkadaşlar. Sabahleyin sobamın üzerine koydum yemeklerime. Nasıl olsa soba yanıyor arkadaşlar. Sabahtan iyi oldu. Biraz kemikler sordum arkadaşlar. Bunu da sütlaç yapacağım. Üzerini kapatmadım. Başı verecek diye. Pirinci yudum yıkadım. Suyun içine koydum. Hemen hemen haz aynı indi arkadaşlar. Küçüklüğüme de sade kemikli et vardı. Onu koydum. Birazdan ona da salçalayacağım. Sövüş gibi diyorlar ya. Öyle değil de. Böyle salçalı güzel oluyor ama piştikten sonra ben yavrumu suyunu katıyorum. Bugün hava nasıl? Güzel. Sabah bayağı kara yağmış. Bembeyazdı. Her taraf garba gibi. Ama durdukça düzeldi. Kalktı. Sabahın grası da. Bizim şu tepelere bakın. Murat Dağı deriz. Orada kar yağmış arkadaşlar. Oradan soğuğu. Gördünüz mü? Bak. Tepelerde bembeyaz. Kar dolu. Bizim Comur tarafında. Keşke buralarda yağsa da tertemiz bir temiz olsa her taraf. Ortalığın çörünü çöpünü hastalığını alsa gitse Rabbim. Kar yağdı mı? Evveli büyüklerimiz derdi ki yorgan yastık ekinler arpalar derlerdi. Yağmur yağdı. Allah bereket versin. İnşallah bir de kar yağı da iyi olur. Evet arkadaşlar. Kuzinemin üstünde biraz kaynadı. Pirinç suyunu aldı. Şimdi aldım geldim. Ocağa koydum şöyle. Birazını ayırdım. Çorba yapacağım. Çok gelecek. Burada da pişmiş soğumuş sütüm var. Şekerim var. Şimdi ben sütlaç yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce sütünü boşaltacağım. Ondan sonra şeker ilave edeceğim. Şöyle kıvamı da. Şekerine de göz kararı koyacaksın arkadaşlar. Bizimkine biraz çıktı aldı severle. Koyayım bakalım da tadını bakayım. Ondan sonra biraz çıktı alalım. Kaynadıktan sonra azıcık kaynayacak tabi bu. Şöyle malzemelerini karıştıracağım. Azıcık kaynaması lazım arkadaşlar. Sütünle, şekerinle, sütün pişmiş ama yine de böyle bir iyice güzel kaynayacak şekerinle, sütünle tam kıvamı alacak. Azıcık bunu kaynamaya bırakacağım kıymetli takipçilerim. Arkadaşlar bir taraftan sütlacım yaparken bir taraftan içeri girdim. Şu koltuğu çektim. Oralara altını süpürdüm, sildim. Camını sildim. Şimdi bu tarafa böyle çekeceğim. Benim şansım kaderim. Şurada Defne'nin oyuncakları ve kuzenin altını geliyor. Örtü örtüyü de çıkaracaksın. Koltuk örtülerini çıkarıp makineye atacaksın arkadaşlar. Şöyle koydum. Bir tarafı şuraya sildim, süpürdüm. Şimdi kırlentleri o tarafa geçireceksin. Ondan sonra örtüsünü çıkaracaksın. Bir güzel silkeleyeceksin. Altını süpüreceksin. Camını sileceksin. Valla oturduğun oda her zaman her hafta batıyor arkadaşlar. Her hafta siliyorsun, süpürüyorsun. Kışın genelde içeride durulduğundan oturduğun oda çabuk batıyor. O yüzden bir tertemiz silin, süpürün. Nursel'im diyor. Bütün işler bana geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir güzel oturduğum odayı tertemiz temizledim. Camlam silindi. Koltuklam çekildi. Altları süpürüldü, silindi. Halımızın da bir tarafını bir tarafını kaldırdık. Altını sildik, süpürdük. Buranın örtüsü yıkandı balkonda. Ondan sonra koltuk örtüleri yıkandı arkadaşlar. Buna da yedek sere koydum. Eşimle serdim. Çünkü
Kuzine tablonun altına giriyor. O yüzden kendim tek başıma yapamıyorum. Tertemiz oldu. İnanın kış günü hiçbir şey kurumuyor arkadaşlar. Üç boy balkonda çamaşır masalı. Hem bu tarafta hem öbür balkonda. Daha da benim oğlanın pantolonları var. Bakın. Aha. Çocuklar günlük kıyafet değiştirdikleri için çamaşır kurumuyor. Balkonda havalandırıyorsun, yenilendiriyorsun. Bir tursül kokusu veren gidiyor. Ondan sonra alıp gelip bazıları Nursevim odaya, bazıları şöyle koltukların üzerlerini dağıtıveriyorsun. Hafif kurur gibi olduktan sonra iyi oluyor. Şu süngeri de oraya koydum. Gelen bir uzanıyor, bir yatıyor, dinleniyor diyelim hesabı. İyi oldu kuzinenin kenarında. Aha, oturduğum odaya tertemiz temizledim. Şimdi girişe de süpürdüm arkadaşlar. Girişime de sildim, süpürdüm arkadaşlar. Tertemiz, iyi oldu. Şimdi sıra geldi mutfağa. Mutfakta iş yok. Bayağı çok kıymetli takipçilerim. Şöyle bakın be. Tekrar çamaşır attım. Hiç mutfağa girmeyen mutfak. Vallahi ortalık. Şöyle derlenecek, toplanacak. Dedim ya, bir taraftan bugün sütlaç yaptım. Kemikler çıkardım, onu pişirdim. Akşama da yanına pilav pişireceğim. Şimdi de şöyle renkli beyazla diye nasıl diye yastık kılıfları. Onlar vardı. Havlular vardı. Onları denedim, topladım. Onları karıştırdım, attım. Şimdi gal neyse. Ben işlenen arkadaşlar balkonda çamaşırla asılı. Dolu her taraf çamaşırla. Benim yeşillikle. Lan sus. Anam benim yeşillikler büyümüş olmuş. Arkadaşlar bir haftadır arka tarafı geçme dedim. Kovaları değiştirmeye indim de. Bir bakayım gelen dedim. Bakalım ne halde. Yağmur yağdı bu sefer ya. Güneşte görürse çok güzel olur bunun arkadaşlar. Ispanaklarımı da laylamını örttüydüm, üstlerini açtım ha şimdi. Yarın hava güneşli diyor ya. Yine yarın günü güneş görürse iyi olur arkadaşlar. Şu da şalveren şurada. Bir börek yaparım, bir bükme yaparım. Bir kavurun. Her şey olur. Yeter ki at Allah'ın ambarını. Ondan sonra. Arkadaşlar. Bu kardeşler yarım duruyor, dursun galiba. Bunlar da diktiğim sarımsaklar var ya. Sarımsaklar. Şunlar da annemin o patasovanlar vardı. Onları gittim. Onları diktim. Şu sarımsaklığa bak yeşermiş. Anlıyorum. Şunlar ot herhalde. Şunlar ot. Bunlar yeşillik değil arkadaşlar. Sarımsağın içinde büyümüş bunlar. Aha patasoğanlar cücüklemiş. Bunlar çabuk olur gal arkadaşlar. Yaprağına salatayı falan güzel oluyor. Ben elimde de severim. Yeşillik güzel oluyor her zaman arkadaşlar. Ben yeşilliği çok severim. Ödümüzün bayağı olmuş. Şu kenarları etmedik. Buralar sert idi. Şuralar iyi olmuş. Şurada da arkadaşlar. Şirkete kütük koyuyordum. Ne oldu lan kedi? Burada bir yer kıstı sandım. Geçen avludan getirdim kesilmiş kütüklere. Buraya güneşi koyduydum arkadaşlar. Hadi yağmurdan pek büyümedi ya. Benim kavakları görüyor musun? Sabahleyin açık üzerlerine su döktüm. Bunlar büyüdüm ben şey yaptım arkadaşlar. Doğrayacağın güzel kavak mantarının pikmesi çok güzel oluyor. Ya saçta ya da şeyde. Fırında açık göğsüne karıştırıyorsun. Ha bu maşallah. Lan maşallah maşallah. Benim arkadaşlar öyle diyorlar. Kavak mantarları topladın diyorlar. Arkadaşlar bunları kestik, avluyu kududuk. Bir baktım ertesi gün. Pampır pa gibi mantarlar açılmış. Ben de aldım geldim ha buraya kudum. Yağmur yağmazsa su döküyorsun. Yağmur yağarsa
Ellemon arkadaşlar. Şimdi ver. Şöyle bir de fotoğrafını çekelim de. Gördünüz mü? Kesilmiş kavak ağaçlarımı buraya getirdim. İlkbaharım geliyor yoksa. Yaprakla canlanmaya başlamışlar. Kovalar dolacak arkadaşlar ya. Kovalar dolduracağım. Bak nereye çıkmaya çalışıyorsun sen? Nereye çıkmaya çalışıyorsun boncuğum sen? Piçik 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 piçik. Arkadaşlar iki tane geçen yavru köpeğimiz var ya, onun birine Halil birine vermiş. Nursayım da şuna köpeğinin yerini almış gelmiş. Hastanenin orada güvenliklerden istemiş. Çalıştığı iş yerinde abinin bir isteği vermiş. Bir poşet demiş, mama alın da götürün demiş. Mama alın buraya demiş. Nursayım çağırdı abesinden aldı geldi. Ne aldı kucuğum? Ben de sütün için ekmek doğruyordum. Ha şimdi verdim onlara. Bu da herhalde mamaya alışkın olduğundan yemiyor ya. Bizim kara yiyor da su katıverdim ha oraya. Ha burası sıcak diye buraya samanlığını buraya koyduk. Kucuğum. Ne oldu? Bu da begelci ya. Maşallah yastık gibi. Çıkamazsın sen buraya oğlum. Çıkamazsın kuzum sen. Şimdi beni gülersiniz. Burada da var bir tane mantar. Allah'ım yarabbim. Kovalar dolacak arkadaşlar. Of, acık şu kütüklerden iki vurayım. Ondan sonra kovalarımı doldurayım. Çıkın gel yukarı. Sularına düştün Halil. Bunlar durmuyor oğlum. Düveli adamı gelecek arkadaşlar da. Dışarıdalar da. Açık yayıldıktan sonra usanıyorlar. Sularına düştüler. Oradan girecekler galiba. Gireceğiz diye bekliyorlar. Benim oğlan da Allah versin orada. Kuşların uğraşıyor. Hem sıva. Kuşlar indiriyor. Hem sıra kuş vereceğim işte. Ben de açık şunlarda kenarlarını dikilerim. Bu yapraklar süpürülecek arkadaşlar. Ama bir gün şuları aradayım tertemiz. Bu kalan işini yarın bitirin de. Bir de arabaya getirin. Şöyle şu yaprakları süpürün. Mani her yaka yaprak. Sonbahar sonbaharlarını gösterdiler. Ben de tarlaları giderler. Yoncalar moncalar giderler diye. Önden de dikeleveriyorum da. Girecekler baksana. Gireceğiz diye ağız açıyorlar. Kaçacağız diye. Dün akşam üstü bayağı güzel yağmur yağdı, yağış vardı. Milletin malı koyunu dışarıda. Hava bugün iyi. Güzel. Ha bak benim orada ekşi kulak duruyormuş arkadaşlar. Yaprakların arasında. Yaprakları kaldırsam bak oraya biber yediktiydim. Ha o da coşmuş. Yaprakları kaldırsam bayağı altından güzel yeşillikler çıkacak. Ama ne ben buraya iki gün dardım ha. Arkadaşlar. İşi bitti galiba bu sene arkadaşlar. Sene nasip olursa tekrar yapraklarını çıkacaklar, filizlenecekler. Güzel olacaklar. Şunun dalları vardı. Onları kestik. Uyduğu kapatmış. Oo, maşallah çınar ağacı gibi. Büyüklüğüne bakın bir arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Amanın sonbaharda beni içime bir hüzün kaplı. Benim adam şu cevize doğru dürüst verim vermiyor. Kesiverem diye. Ben de kıyamıyorum arkadaşlar. Bir cağız ağacı kasendi yetişiyor. Bak yıllık da öyle. O tarafı bakıyor bir yana ağızı. Neyse gel arkadaşlar. Ey kızım ey gelmen gelmen. Gelmen geliyor şu pek elce. Şu çok elce. Hey, gıdığım iyisin lan senin. Maşallah gıdığını bak sallanıyor. Maşallah bari kalla. Ey kucuğum. Arkadaşlar kovaları doldurdum. Annen kuşlarına açık. Arpa burada yatıracağım. Aşlaya sıkıyamam. Ay bugün çok yoruldum arkadaşlar. Çok. Bugün çok iş işledim. Bundan biraz nereye ki? Avdı herhalde de. Çıkmışlar. Bunlar yine anne. Maşallah peyva. Şu iri sarılığa bak kanalı gibi arkadaşlar. Bir de bak şurada iki tane ayrı bak. Onlar taklaşıyorlar maşallah.
Ondan tanesi 1,5-2 milyarlar. Bak sen şunu be. Hemen kuşları gördüm koşup geliyor aga. Seni avucu seni. Ben şuna bak be. Karnın bak yazdık gibi olmuş. Maşallah pes. Olancını yiyor. Daha da kuşların etrafında dönüyor aga. Kuşlar ellemezsem yiyecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Küspe kalmadı oldu. Koyunlar düveler yiyor. Silaj abi poşet kolda. Benim adam Allah versin. Günde 10 lira adamı şey götürüyor. Küspe silaj götürüyor. Şişt. Bak 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 bak. Bakırlar da geziyor fendik fendik. Pek avucu kuşlar alamaz. Dursa yiyecek. Kıtır kıtır yiyecek. Ben de galiba bunlar yeminin suyunu yesi. Benim olan tembih ediyor. Anne kuşların yeminin suyunu verir diye. Benim bey de servise gitti. Yukarı çıkmadan hadi böyle onlar da yediren içirin de. Böyle çıkan galiba kovaları doldurdum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz yukarıda biraz aşağıda. Az boz. Çekmeye çalışıyorsun diyorsun ya. Bu seferler iş kayıt. Vaktim olmuyor bir türlü. Neyse bugünkü videomuzu bitirelim. İnşallah. Yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı, huzurlu akşamlar olsun hepinize de. Esenlikle kalın arkadaşlar.